düzensiz hislerle yaşayanlara Ermenistan'da müracaat edirəm. Ağlınızı yığın başınıza. Buradadır bu. Beş yere gitmeyin. Yerindədir. Ve bizi əsəbləşdirməyin. Ve özünüzü yaxşı aparın. Yaxşı aparsanız onda rahat yaşayabilirsiniz. Yox, əgər bir daha bize karşı her hansı bir təhribat, beyana, hareket olarsa başınızı ezecek. İşte dün akşam da bir gerginlik oldu. Ermenistan çünkü sürekli sınırda tahriklerine devam ediyor. Ama Ermenistan bunu tercih etmek yerine sürekli kışkırtıyor. Dün akşam da yine sınırda kışkırtmalarda bulundu. Can Azerbaycan'da karşılığını verdi. Aslında ders alması lazım. Barış istemesi lazım. Azerbaycan kapsamlı barış anlaşması teklif etti. Biz bunu destekliyoruz. Sınırların belirlenmesi lazım. Ortak komisyon kuruldu. Bunlara odaklanın. Çekilin Karabağ'dan, Laçin'den çekilirken her yeri yaktılar, yıktılar. Her yere mayın döşediler. Her ortamda kötülük peşindeler. Biz de Ermenistan'la ilişkilerimizi normalleştirir miyiz diye özel temsilciler atadık. Ama Azerbaycan'dan bağımsız bir şekilde bu sürecin gitmeyeceğini Ermenistan da biliyor, tüm dünyada biliyor ve bilmesi gerekir. Çünkü bölgede tam istikrar, barış istiyorsak tüm ülkeler arasındaki sorunların çözülmesi gerekir. İşte bu konuda da önemli roller oynuyoruz ama her zaman da Can Azerbaycan'ın yanındayız. Can Azerbaycan, bir kere daha söylüyoruz, hiçbir zaman yalnız değiliz. Azerbaycan'ın toprakları 30 yıl işgal altındaydı. Diplomatik çabalar, Minsk üçlüsü, Minsk grup, uluslararası sistem ya da uluslararası aktörler 30 yıl işgal edilmiş Azerbaycan topraklarının geri alınması konusunda hiçbir şey yapmadı. En sonunda Azerbaycan'ın sabrı bitti ve Ermenistan tahrikleri karşısında vatan muharebesini başlattılar, Karabağ zaferini elde ettiler ve Azerbaycan'ın topraklarını Can Azerbaycan ve kahraman ordusu geri aldı. Efendim, Balkanlara dönüyoruz. Balkanlarda da 90'lara dönme riski görüyoruz. Kırılganlık var. Bosna Hersek içinde başlayan siyasi kriz. Bir taraftan Republika Srpska, Sırplar ayrılıkçı gündemini devam ettiriyor. Diğer taraftan işte Hırvatlar federasyonda seçimle ilgili yeni hamlelerde bulundu. Dolayısıyla kırılganlık arttı. Ama biz her tarafla görüşüyoruz. Gerek komşu ülkelerle, Hırvatistan'la ve Sırbistan'la, gerekse Bosna Hersek içinde tüm etnik gruplarla görüşüyoruz, entitelerle görüşüyoruz ve Bosna Hersek'in istikrarı için çaba sarf ediyoruz. Ve orada da sorunun çözümü konusunda anahtar Türkiye. Herkes bunu biliyor. Kıskanıyorlar bizi, ne işiniz var orada diyorlar. Veya bazı Batı ülkeleri bizi Çin ve Rusya ile aynı kategoriye koymaya çalışıyorlar Batı Balkanlarda. Bosna Hersek'te. Ne kadar yanlış. Yani bunların, yani o kıskançlıkları ve o kini bir türlü bitmiyor. Oysa Balkanlara en çok katkı sağlayan ülke biziz. Onlar ne derse desin, biz bu katkımızı sağlamaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta 3 ülkeyi kapsayan ziyaretinin de amacı budur. Ama diğer taraftan Sırbistan ve Kosova arasında da gerginlik, çatışma aşamasına getirdi iki ülkeyi. Hemen o gece Dışişleri Bakanlarını aradım ve ertesi günde tekrar çabalarımızı sarf devam ettirdik. Ve geçici bir çözüm bulundu. En azından kimlikle giriş çıkış konusunda plaka sorununu da çözmek için çalışıyoruz. Yani bu konularda bizim önemli ve aktif rol oynamaya devam etmemiz gerekiyor. Balkanların istikrarı bizim için önemlidir ve biz Balkanlarda da istikrarımızı, bu istikrar için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Dünya değişiyor. Çok hızlı değişiyor. Bu değişime ne kadar hızlı ayak uydurabiliyoruz? Ayak uydurabiliyor muyuz, uyduramıyor muyuz? İnsanların tercihi değişiyor. Teknolojidir zaten, değişim hızına ayak uydurmak mümkün değil. Yani eskiden uzaya gönderilen bir uzay aracındaki sistem bilginin 10 katı artık şu telefonlarda var.
İşte bunda. Her şey burada. O yüzden bu değişime ayak uydurmak için de yeni politikalar üretmek lazım. Biz de dış politikamızı bu değişime ayak uydurmak için güncelliyoruz, uyarlıyoruz, beklentileri karşılamak için. Vatandaşımızın da konsolosluk hizmetlerinde beklentileri değişiyor. Bugün artık yani o kadar hızlı, o kadar çoğalıyor, o kadar hızlı değişiyor ki yapay zeka hızır programından faydalanmaya başladık vatandaşlarımıza konsolosluk hizmetleri verirken. Yani insan olarak artık bu hıza yetişmemiz mümkün değil. Dış politika analizlerinde de yapay zekadan faydalanıyoruz. Tespitlerde, takip etmede, analizde, politika oluşturmada. Dolayısıyla yeni değişimlere de ayak uydurmak önemli. Değerli Kastamonu hemşehrilerimiz, tabii dış politikada biz bu adımları atarken, bölgemizdeki sorunları çözmeye çalışırken veya çatışmaların ülkemize etkisini en aza indirirken, tabii temel ülkemiz, kendi ülkemizin, milletimizin hak ve çıkarlarını korumaktır. Hak ve çıkarlarımızı korumak için sahada ve masada güçlü olmamız gerekir. Biz dış politikamızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra yurtta sulh, cihanda sulh. Biz bunun üzerine girişimci ve insani dış politika diyoruz. Ama girişimci ve insani dış politika aynı zamanda biraz önce söylediğim gibi sahada ve masada güçlü olmayı gerektirir. Bazen masada çözüm gelmiyor, sahaya inmek zorundasınız. Sahada gücünüzü kullandığınız zaman bu sefer herkes tekrar masaya dönüyor. Döndürüyorsunuz, masa tekrar kuruluyor. Eskiden oyun kurucu, belki gücümüz kadar oyun kurucuyduk ama bugün Türkiye oyun kurucu bir ülke. Başkalarının kurduğu oyunların peşinde giden ya da aldığı kararların peşinde giden edilgen bir ülke değil insan dostu. Etken bir ülkeyiz. Oyunu da kuruyoruz, ülkemizin hilafına kurulan oyunları da bozuyoruz. Ülkelerin güçleri vardır. Ekonomik güç hepsinin ötesindedir. Çünkü ekonomik gücünüz varsa bu adımları atabilirsiniz. Kararlar alırsınız, uygulayabilirsiniz. Gücünüzü yettiği kadar gidersiniz. O yüzden ekonomik gücümüzü daha da pekiştirmemiz lazım. Ekonomimizi daha da güçlendirmemiz lazım. Bir de askeri güç vardır. Ordu, polisimiz, güvenlik güçlerimiz, jandarmamız hepsi. Güvenlik güçlerimiz derken hepsini dahil ediyoruz. Ama güvenlik güçlerimizin iyi donatılması lazım. Yani savunma sanayi de çok önemli.